Trabzonspor için de şu an aynı aynı kez aynı şey aynı durum geçerli. Yok kesinlikle öyle. Ayrılacak oyuncular olacak. İşte kiralıklar var Trabzonspor'da da. Onu da konuşabiliriz üstüne. Ya abi o yani, Hırvat'ı sonuçta... getirdin yani Hırvat darmadağın duman etti Şu an 4-5 ya, yani... transfer yapmak bir mantığı yok ki. Getirdiğin oyunculardan zaten bir tanesi sakatlandı Trabzonspor'un biliyorsun. Ortiz çok önemli oyuncu. En önemli en iyi oyuncuları sakatlandı. Evet. O da büyük bir şanssızlık yani. Bir de diğer gelenlerden de bir çok bir fayda görmedi. Adam topladı, getirdi bütün Hırvatları. Yani şimdi nasıl kurtulacağım diye bakıyorsun. Hep ne diyoruz Serkan? Hoca'ya göre transfer yapmayın. Bir, bir tane yap. yap. Kötü hoca'ya bir kıyak direktör Değil ama. Ya hoca'ya bir kıyak yaparsın. Dersin ki hocam yani sen de ne istediğin bir oyuncu var Bir tane oyuncu alalım sana dersin. Hoca böyle çok güvendiği bir oyuncu alır getirir sana. Ama hocam bütün, bütün sen verilmez, yap. Doğru. anahtarı sen Anahtarı teslim etmeyeceksin. Evet. sene Trabzonspor'u çalıştırsaydı. Tabi Abdullah Hoca da çok değerli de. Bir elisi iki sene çalıştırsaydı. Iki ha Abdullah Hoca. Abdullah Hoca. Sonra bambaşka bir şey konuşuyor da olabilirdik. O nedenle yani şimdi skor alamadı diye kötü teknik direktör gibi de, de davranılması. Abdullah Hoca'ya yine biraz anahtarın yarısını teslim edersin. Niye biliyor musun? İnsan içine çıkıyor Abdullah Hoca. Ama yabancı basıyor gidiyor abi şimdi kim, ne, kim, ne soracağım ben şimdi? Temastan olarak? bahsediyorsun. Diyalog temas. Yani şimdi adam ben nerede göreceğim ne soracağım yani. Ama Abdullah Hoca ortada dolaşan bir adam. Anladın mı? Ya ona göre transferini yapar. O anlamda söylüyorum. Bazı hoca şey yapıyor. Ya sana para kazandıracağım diye. Kendi tanıdığı, bildiği oyuncuları getiriyor adam iyiliğine kötülüğüne bakmak. Yani yabancılarda bu tarz sıkıntılar var yani? diyorsun. E var tabii. Hı. Yabancı hocaya ben hayatta anlatlar teslim yapmam yani. Trabzonspor'un durumu çok Beşiktaş gibi e, karmaşık değil. Yani Trabzonspor'un neresinden bakarsan bak form durumları tartışılır ama yine bir, bir kadro bir şey var ortada. Bir kere Serkan geçen sene bu zamanlar bu takımın teknik direktörü kimdi? Abdullah Avcı. Bir şeyler oldu. Bir Hırvat hoca geldi. 8-10 transfer falan. Yine hop Abdullah Avcı. Bence bu geliş hataydı da hadi geldi neyse hani biraz daha mesafenin uzaması e lazım. Gidiş de hata diyebiliriz o zaman yani gidiş de artık yol yürünemez hale gelmişti. Yani geliş biraz Her, her sene, sene şampiyon oldu. olamazsın ki Ergin ya. ya Yıllar sonra takımı şampiyon yapmış bir teknik direktör var. Bu bir iş yani. Bu yani. Türk, Türk, futbol, ya futbol boşaldı. Ortamı, Türk futbol ortamı müsaade etmiyor yani maalesef. Her ya ya sene, sene şampiyon Trabzon tribünü boşaldı ya. Olur öyle sene şey? Her sene, Sen sene, sene şampiyon oldu Ben kendi Trabzon arkadaşlarıma da söylüyorum. Ya top oynasın takım. Haklısın diyorlar. Takım top oynasın. Trabzon spor tarafta oturur yeni sene yen sene sene de. Top oynamıyor. Her öyle olmaz ki. Her maçı kazanamazsın. İyi olmadığı günlerde de yanında olacaksın o anlamda. Işık tabii. ışık yok. Hırvat'ta ışık yoktu. O takımda ışık yoktu. Trabzonspor taraftarı futbolu en iyi bilen taraftar gruplarından bir tanesi. Taraftar sabah akşam genci, yaşlısı, kadını, erkeği herkes futbol konuşuyor Trabzon'da. Küsünce çünkü. de küsüyorlar ama işte. Ama, ama burayı toparlayacaksa yani. yine Abdullah dedim. Avcı toparlar. Burada bir şey toparlanacaksa i̇şte. yine Abdullah Avcı O nedenle olur. gelmesi Ertuğrul Bey ve yönetim içinde bir artı. O anlamda söylüyorum. Başka bir teknik direktör tercihi de yapılabilirdi ama yine gelecek senenin planını yapacak Abdullah Avcı'da. Yine, bir de, aynı bir şekilde de Trabzon'da var. başka projeler de var. Hep böyle dostlarımızdan zaman zaman duyuyoruz. Hmm. Dostlarımızdan da oturup konuşuyoruz. Ya yani orada çok güzel bir e, tarama çalışması yapılıyor şu anda Trabzon'da. Her bölgeye bölge bölge ayırmışlar Türkiye'yi. Her bölgeye futbol okulları kuruldu ve bütün scout ekiplerinin tamamı değiştirildi aşağıda şimdiye kadar çalışanların yeni scout ekipleriyle tarama yapıyorlar. Çıkmama şansı yok Emre. Ege bölgesinde Trakya bölgesinde. Ya, Trabzon'da, Trabzon'da bölgesinde, da bir sürü var yani. Var var, var. Aynen, Liseler aynen. orada şampiyon Tabii, oldular. Da sadece oradan da gelenler. çıkmıyor yani. Trakya'dan çıkmıyor mu kardeşim? Her tarafı tarıyorlar şu anda. Onun için bu taramanın sonuçlarını önümüzdeki sene itibariyle hatta bir sonraki sene itibariyle belki de görmeye başlayacağız. Acayip bir çalışma var. Yani inşallah başkan, Ertuğrul Başkan kulübün başında kalır da devam eder başkanlığa da şu projenin sonunu çok merak ediyorum ben. Çünkü anlattıkları çok güzel şeyler yöneticilerin. Yani o tarama işi çok ciddi bir şey. Hiçbir kulüp şu anda onu yapmıyor. Hep kulaktan dolma yapıyorlar biliyor musun? Mesela diyorlar ki Serkan Yetkin diye bir topçu var. Gidip bir bakalım. Hep beraber toplanıp gidiyorlar. Seni bir seyrediyorlar. O öyle, maç öyle. iyi değilsem, Öyle. Öyle düşünüp O gidiyorlar. maç iyi değilsem bitti. Ha, yani öyle bir gelip seyrediyorlar. Ya. Takip eden scoutlar var. Anladın mı? Serkan Yetkin'i adam takip ediyor. Senin bir maçını değil. 5-10 maçını seyrediyor. Rapor hazırlıyor. Onun için çok değerli buluyorum. Dediğim gibi bu sene zaten olmaz. Seneye birkaç tane çıkar. Ondan sonraki sene ve sonraki seneler e, bu yatırımların e, şeyleri sonuçlarını mutlaka alacak Sabek kaldırmış. al, sabek ol, olabilir diye söylenti var. E, onun dışında işte bakış Sis'in durumu zaten evet. gidecek. Vakayeme ismi gündemden düşük ama olmaz yıllar da geçti ya. şimdi şey, aynı şey, efekti şey, beklemek lazım. Taraftarlar yani. çok seviyor. Kaldı ya böyle hafızada. Ya çok seviyor taraftar da bu ikinci evliliklerin ben öyle çok <laughs> mutlu sürdüğünü pek ben hiç sevmeyeyim. evlenmediğim için arada 2 3 sene başları. geçmiş abi bir de yani bizim bile 35 yaşta 40 yaş aramızda çok fark var yani fizyolojik olarak. Şimdi vakayeme zaten belirli belli bir yaşa ya? gelmiş ha. durumda. Ben izlerken içim erirdi. Benim canıma minnet böyle adamlar gelsin ben Süper Lig'de izleyeyim ama biraz o çok duygusal bir yaklaşım olur yani vakayeme yeniden gelsin. Bak demin senin söylediğin potansiyelde içeride oyuncular var. Bir Enis Destan var. Ya boşu yok çocuğun. Acayip bir çocuk bu. Kenan Yıldız evet. potansiyeli çıkar yani oradan bir tane. Bak demin senin söylediğin gibi bu sene biraz o çocukları daha böyle Heh. aralara sıkıştırıp seneye mesela diyeceksin ki benim Enis Destan'la oynayacağım. Benim golcüm Enis Destan. Var potansiyeli evet. yani bu çocukların. Böyle sezonlarda bunu değerlendirmek lazım. Eminim var. Yani dediğim gibi kredisi az oluyor maalesef yerlerin. Bu sene var o, işte kredim kredi var. Altay Rahat. Altay rahat yapıyor rahatsız kere üç kere. Ondan sonra bir daha hep tepki alıyorlar. Bu sefer oyuncular da düşüyor. Eee taraftarın da destek vermesi lazım. Tabii tabii. Çok yani sabır, iki maç, sabır konusunu. 3 maç, 4 maç e, kötü diye ya da iniş çıkışta olduğu zaman ya bundan olmaz. Hep yerlinin kredisi az ama birbirimizi ya, kandırmayalım. Işte Samet o yüzden hoca ki... bu işi en iyi bilen Samet Hoca. Samet Hoca sağa sola bakmaz. Eğer gerçekten güveniyorsa bir oyuncuya, gerçekten bir potansiyel görüyorsa ısrar eder yani Samet Hoca. Trabzonspor'u heyecanlandıran gelişme. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna önemli bir yıldızı dahil etmek isteyen Bordo Mavililer kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Roberto Firmino'ya kancayı taktı. İşte Brezilyalı oyuncu için iddia edilen transfer gelişmesi ve tüm detaylar. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Karadeniz fırtınasında flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil etmek isteyen Trabzonspor dünya yıldızına kancayı taktı. Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli'den sürdüren ve ayrılmak isteyen Roberto Firmino'nun transferi için flash bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Firmino'yu transfer etmek için birçok önemli kulüp harekete geçti. Türkiye'nin şampiyon ekiplerinden birisi de Firmino için oldukça ısrarlı ifadeleri kullanıldı. Brezilyalı yıldız Firmino'nun Al Ahli'den ayrılıp Türkiye'ye geleceği haberi sosyal medyada geniş yer buldu. İngiliz basının bahsettiği kulübün kendi takımları olduğunu öne süren Trabzonsporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, yorum savaşına girdi. Trabzonsporlu taraftarlar, Firmino bize gelecek yorumları yaptı. Brezilyalı forveti, Sheffield United ve Hoffenheim'da kadrosuna katmaya çalışıyor. Firmino bu sezon al ahli formasıyla 9 maça çıkarken, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Firmino'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday. Karadeniz devinin, MLS takımı San Jose ile sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trako ile bir görüşme yaptığı iddia edildi. Perulu futbolcunun menajeri de bu transfer görüşmesini doğruladı. Fırtına, birçok mevki için transfer arayışlarını sürdürüyor. Gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi. Geçmişte Flamengo, Saint-Etienne gibi kulüplerde forma giyen ve son olarak MLS ekibi San Jose'de oynayan sol bek Miguel Trako, 1 Ocak itibariyle serbest oyuncu statüsünde kaldı. 31 yaşındaki oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonda Trabzonspor ile sık sık anılmıştı. Perulu futbolcunun menajeri Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal." dedi. Ara dönemde önceliğini stoper, orta saha ve sağ bek pozisyonlarına veren Karadeniz Fırtınası'nın sol bek için resmi temaslara henüz başlamadığı öğrenildi. Miguel Trako kariyerinde çıktığı 390 resmi maçta 13 gol ve 40 asist yaparak iyi bir sol bek olduğunu kanıtladı. Trako'nun güncel piyasa değeri ise 1 milyon 800 bin euro. Trabzonspor'da sürpriz yerli futbolcu. Trabzonspor'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bordo Mavililer'de ara transfer için hareketli günler yaşanıyor. Karadeniz fırtınasında beklenmedik bir isim ortaya iddia olarak atıldı. Antalya Spor ile sezon başında sözleşme uzatan Bünyamin Balcı ile Bordo Mavili ekibin ilgilendiği iddia edildi. Son dakika edinilen bilgilere göre, Trabzonspor Antalya Spor'un 23 yaşındaki sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor. Antalya Spor'un oyuncusu için 5 milyon euro teklif beklediği kaydedildi. Antalya Spor, Bünyamin Balcı'nın sözleşmesini sezon başında 2027 yılına kadar uzatmıştı. Bünyamin Balcı'nın güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro. Trabzonspor'da istenmeyen adam ilan edilmişti. Yeni takımında gollerini peş peşe sıralıyor. Trabzonspor'daki son döneminde tepkilere de maruz kalan Canini, yeni takımında şans bulduğu maçlarda performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Bordo Mavililer'de geçtiğimiz sezon performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve Alfeyte 1 milyon 80 bin dolar karşılığında satılan Canini, az sayıda maçta görev alsa da skora katkısıyla ön plana çıktı. Bir süre sakatlık problemi yaşayan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Suudi Arabistan ile 7 maçta 228 dakika süre almasına karşın, 4 gol ve 2 asistlik performans ile beğeni topladı. Canini'nin al ile olan sözleşmesi Haziran 2024 yılında sona erecek. 2020 yılının Ekim ayında bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olan Canini, Bordo mavili forma altında 90 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti. Canini, Trabzonspor kariyerinde bir Süper Lig ve iki Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Canini'nin güncel piyasa değeri ise 3 milyon 500 bin euro. Trabzonspor'da tek gündem transfer. Bordo Mavililer 11 Ocak'ta başlayacak transfer tescil döneminde savunma, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte sezonun geri kalan bölümünde Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı amaçlayan Karadeniz Fırtınası, diğer taraftan da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadronun temellerini atmayı hedefliyor. Trabzon ekibinde transfer çalışmaları devam ederken resmi transfer döneminin başlamasıyla birlikte Bordo Mavililerde hareketlilik hızlanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görüşleri doğrultusunda transfer sürecini yönetmeyi planlayan yönetim, ilk planda kadroda bulunan oyunculara gelmesi muhtemel tekliflere öncelik verecek. Benkovic, Fernandes, Larsen, Bardi, Kurbelis, Fontas ve Umut Bozok gibi isimlerin yanı sıra diğer isimlere gelecek teklifleri de değerlendirecek olan Bordo-Mavili yönetim, savunma, orta saha ve forvet hattına da takviyeler yapacak. Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten Trabzonspor, bu transferlerde takas ya da kiralama yöntemini ön planda tutacak. Ligin devre arasında yapılacak nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Bordo Mavililer, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapmayı planlıyor. Kadro kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen Trabzonspor, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük bir özen gösterecek. Abdullah Avcı'nın büyük bir titizlik gösterdiği konuların başında ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak geliyor.